Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Söyleye söyleye sonunda domatesimi aldım, konservelik domateslerimi. Bugün konserve yapacağım inşallah. Misafirim vardı, onunla iki laflayalım derken ortaya hazırlamıştım. Sağ olsun İshak, ben arkadaşla konuşurken başlamış. Şöyle paylaşayım sizlerle. Şöyle ortaya hazırladıydım ben. Konserve yaparken şöyle domatesin tepelerini şu şekilde çiziyor. Sonra kaynar suya atıp bir dakika bekletip çıkartıyorum. Kabuğu hemen soyuluyor. İşte hazırladım dediğim gibi. Sağ olsun İshak da, Allah razı olsun. Yapmış hepsini, bana da sürpriz yaptı. Ben arkadaşla konuşurken bitirmiş. 33 kilo kadar domatesimiz var. Bunlar hepsi epey çıkar. Bir kısmı da lekeli olanlar varmış. Bakarım ben onlara. Şimdi başlayabilirim haşlamaya. Eline sağlık İshak, senin de. Sağ ol, Teşekkür teşekkür. ettim. Ben teşekkür ederim. Yani çaktırmadım ama. Yok vallahi, eline sağlık. Beni bir işten kurtardın. Aşamanın biri bitmiş. Sağ ol. Sonrasında yaparım seninle. Tamam, şimdi haşlayalım, başlayalım. Büyük tencereye suyumu koydum ben böyle. Şimdi az önce kaynamıştı. Kapattım altını. Şimdi kaynasın, tekrar domateslerimi içine atacağım. Kaynadı suyum tekrar. Sihir gibi dumanlar. Şöyle domateslerimi atıyorum içine. Domatesler şöyle içinde bir dakika duracak, hemen geri çıkartacağım. Bu işlemi kolay soyabilmek için yapıyorum. Böyle olunca çok çabuk soyuluyor. Domatesim de iki türlü. Bir kısmı şöyle, hani burada Ayia domates diye geçiyor. Kıbrıs domatesi bizim bildiğimiz. Biri de böyle bahçe domatesi, normal çöplü olandan. Bak şunun kenarı lekeliymiş. Şöyle. Şimdi bir dakika şöyle dursun. Hemen geri çıkartacağım. Bir dakika bir değil aslında. 30 saniye gibi. Şimdi şöyle kontrol ediyorum. Dakikayı söyledim ama şöyle. Şöyle domatesi aldığımızda daha olmamış göründüğü gibi, bak. Az daha dursun. Zaten koyalı 10 saniye oldu, göstermek için, sizlere göstermek için açtım. Domatesi şöyle yakınlaştırarak gösterdim. Tepsilerime şöyle şimdi çıkartacağım. Bunlar tamam oldu. Böyle yaparsanız sizler de, soyma işlemi çok uzun sürüyor normalde konservenin. Ama bu böyle çok kolay. Hani çiziyor bir iş daha gibi düşünmeyin. Çizmesi zaten çok hızlı, çabuk oluyor derken işimizi çok hızlandırıyor yani. Bu arada da domates bulamıyordum. Sürekli domates konserve yapamadık daha diye. Sağ olsun arkadaş biliyordu domates aradığımı. O denk gelmiş. Kendini alırken bana da almış. O yüzden 30 kilo almış. 33 kilo mu? 30 kilo. Ama bakayım bir pişireyim konservemi de, yeter mi yetmez mi, duruma göre bakacağım. Biz çok iyi yok. Kışlık gibi değil. Sürekli ben konserve yaparım. Konserveden yapıyorum yemeğimi. Melimen ya da Arap kebabı yaptığım zaman normal doğradığımı sevmiyorlar. Yani taze yapılmışını sevmiyorlar. Konserve halini sevdikleri için yaz kış demeden konserve halinde tüketiyor. O yüzden 30 kilo bize az olabilir. Sağ olsun İshak da çizdi bize. İşimiz hızlandı.
söylemeye başlayayım mı? Yok gülüm, az su olsun da kahve hazırladık. Bir kahvemizi içelim biz. Şu kaynayana kadar. Hangisi ben? Şu, bu benim şeker attım ben. Zülfe attın mı? Hı hı. Şimdi şöyle doldurayım. Bu... Ha, ama bunu bırakıp çıkamam ki. Neyse, sen kahveni iç de gülüm. Ben arkadan geleyim. Tamam, tamam, bir şey olmaz. Ha. Tamam. Suyu kendine yetecek kadar koyayım. Şimdi bir dakika kadar haşlayacağım, geri çıkartacağım. Haşladığım domateslerimi, haşladım dediysem işte çok kısa durdurdum. Şimdi soyacağım bunları. Şöyle patates soyar gibi soyuyorum. Bu kabukları da atmayacağım. Azıcık tuzlayıp olup bunu da suyunu çıkartıyorum tekrar. Sadece kabuğu kalacak. Şöyle şöyle soyuyorum. 2-3 parçaya bölüp robotta çekeceğim. Ben robotta çekiyorum domateslerimi. Büyük dişli, büyük bıçaklı makina. Çok küçültmüyorum. Yani çok çekmiyorum şeyimi, domatesimi. Sos gibi olmuyor. Elimde doğradığım kadar da büyük olmuyor. Ben yapayım. Hı. Sen şey yap. Aha, zaten onun ocaktakini bekliyor mu bir yandan gülüm? Yani sen şey yap. Ha, yardım edeceğim. Bu tarafıma gel o zaman sen de dur. Ha, bu şekilde biz hepsini soyacağız İshak'la. Zaten kolay soyuluyor. Şöyle. Güzel çizgi yapmışım. Elinin sağlık. Ayşe Sadir, yine babam şey yaptı, bunu övündü. Yapıyor da ille de söylüyor tabi. Şöyle kalın söylüyor ama bunlar şimdi ezeceğim ya tuzla, o zaman suyunu da tekrar çıkartmış olacağım. İyi hatırlattın mı? Direkt biraz, çöpü yanıma yaklaştıracaktım. Ha, yok canım, çöpe atmıyor. Soyması çok kolay oluyor böyle. Zaten kaynayacak şimdi domates. Daha tam da soğumamış değil mi? Sıcak biraz. Hı hı. Tamam, sen soy o zaman, ben de doğrayayım. Çok sünter soğudu. Yerimiz küçük. Tuğanım geldi içeride. Kapıya çıkmış aşığına geçin. Uyanınca hemen burayı istiyor tabi. Şöyle büyük büyük doğruyorum ben. Görünmüyor gerçi kameradan ama. Biraz zahmetini çekiyor insan ama sonra da işte bir yıl yiyor bunu biz. En fazla ben yiyorum. İshak domates soğanla biberle pişmesini sever. Biraz içine et koyunca sever. Yemeğim olmadığında hemen pratik bir yemek oluyor bize de. Güzel oluyor. Az daha durdurabiliriz. Ha. Hı. Tamam, fazla bırakalım olacak o zaman biraz. Hı. Çizgiyi güzel attım da. Haşlaması az mı olmuş? Haşlaması az olmuş. Çok değil ama gene de sürer biraz değil mi? 30 kilo. Bilseydim hani alacağını derdim 50 kilo al. 50 kilo iyi bence. Yine de sağ olsun. Sağ olsun ya. Şimdi tepsimin birini soydum, bitti. Bunu tuzlayacağım. Ben diğerini yapana kadar bu böyle tuzda bekleyecek. Konserve yaparken de içine tuzunu ona geri atacağım. Şöyle tuzunu karıştıracağım. Şöyle kalın kalın soyuldu. Bazen ince soyuluyor, bazen kalın soyuluyor. Domatesle de alakalı. Domateslerimiz çok güzel değil.
sanki böyle turuncu turuncu kıpkırmızı olgunlaşmış gibi değil. Ama yapacak bir şey yok. Zaten bu sene düzgün domates de yok. Şimdi burada tekrar diğerini soyacağım. O yüzden bu burada beklesin. İşlem böyle devam edecek. Soyduğumu doğrayacağım, robotlayacağım. Bir taraftan soğuyanları tekrar sıcak, şimdiki çıkarttım. O beklerken şunları doyurdu ben de doğrayayım. Şöyle doğramayı da göstereyim. Robotta çektiğim için şey önemli değil. Büyüklüğü şöyle rastgele küçültüyorum birazcık. Çok robotta yaptığım için çok çabuk oluyor. Doğramayı sevmiyorum ben yemeklerin içinde. Ama çok da ince de çekmiyorum dediğim gibi. Şimdi onun ayarını da gösteririm sizlere. Yani ne kadar çektiğimi. Bıçağım büyük olduğu için makinenin çok kısa hemen çekiyorum. Büyük büyük elde doğranmışım. Bir tık küçüyor. Ama sosun da büyüyor olmuş oluyor. Rastgele doğruyorum. Şu şeylerini alıyorum. Buralar çok sert. Tepeleri. Böyle devam edip bitireceğim ben. Canım. Prensesim. Hoş geldin bebeğim. Canım. Olur. Şimdi doğradım domateslerimi. Bunu mıncıklayıp suyunu domatesin içine koyacağım ki bu çıkan suyu falan hepsine dengeli olsun diye. Yani hepsine hangisini sıktıysam o suyu onun içine aktaracağım. Bunu kimileri şey yapıyormuş, domatesin kabuğunu kurutuyor, yemeklere koyuyormuş ama kabuk kurutulunca gene alsa gelir diye düşünüyorum. Hani ben domatesin kabuğunu sevmiyorum. Yapanlar, sevenler yapıyor, öyle de yapıyorlarmış. Şimdi yoğurdum iyice, şöyle suyunu çıkartıp pozasını çöpeceğim. Yine buradan da biraz hem suyu çıkıyor hem işte. Bu şekilde suyunu çıkartacağım. Dengesi dengeli olsun demek istediğim suyunu çıkarttım. Koyu, bu su da koyu. Kıpkırmızı bir de. Bu doğradığım domates. Şimdi bu domatesleri de alıp robotla çekeceğim. Böyle üç işlem birden oluyor yani. Hem soyma, hem haşlama, hem doğrama. Oo, hepsi birden oluyor. 3 değil 5 işlem. Şimdi ben doğramış olduğum domateslerimi şöyle blender'a koyuyorum. 1-2 sıra çektim ben zaten. Yine sizlere göstermek adına. Büyük makinem o yüzden fazla alıyor. Ses olacak 5 saniye kadar. Hop. Hafif çekilmiş. Bu kadar çekiyorum ben. Şöyle kaşıkla da sizlerle paylaşayım. Büyüklüğünü.
Böyle. Yani küçük değil, sos gibi değil. Biz böyle seviyoruz, o yüzden ben böyle yapıyorum. Şimdi bu bitti, hepsini bunları çekeceğim. Şöyle çektiklerimi büyük leğenime doldurdum. Şimdi tenceremi yakıp bir taraftan kaynatabilirim. Bir yandan konservem kaynarken son faslı artık bunları da çekeceğim. Şöyle taneleri güzel. Şu domateste ortaları vardı, acayip şu şekilde göstereyim. Ağaç gibi, diken gibi. O biraz beni oyaladı. Mecbur içlerini açıp açıp onları seçtim. İnsan sonra yerken ağzına gelir, öyle rahatsız edecek gibi çünkü. Şöyle yine de kalmış. Değişik bir domatesti sanki ya bu. Şimdi yağımı koydum. Yağım ısındı. Tencerem ısındı. Şimdi şeyini dökeceğim içine. Sosumu, domatesini dökeceğim de. Tas vardı elimin altında, onu bulamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştırayım şöyle. Sanırım iki ya da şunu bir dökeyim de anlarım. İki defadan pişirim, yok. Aynen. Üç defada toplamda pişer. Şimdi karıştırayım, ağzını kapatacağım. Birazcık da tuz atayım çünkü tuzu az. Birazcık tuz ekelemiştim kabuklara ama o yeterli değil. İçinde de bitti zaten. Şimdi kaynasın bakalım. Konservem kaynıyor, şöyle göstereyim. Biraz daha kaynadıktan sonra ocaktan kavanozları dolduracağım. Arada bir karıştırıyorum dibine tutmasın diye. Şöyle robotta çektiğim için sos gibi değil. Söylemiştim zaten, şöyle görünüyor. Sıçrıyor, o yüzden de ağzını kapatıyorum zaten hızlı kaynasın diye. Az daha kaynasın. Kavanozlara dolduracağım. Şimdi altını kapatıyorum artık. Kavanozlara dolduracağım. Şöyle koyuluğu da iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Fena sıçrıyor. Yanmak istemiyorum. Şöyle şuradaydı. Bir parmak, bir buçuk parmak kadar eksildi. Koyuluğu iyi. Pişmesi de yeter. Kavanozlarımı hazırladım. Şöyle büyük kavanozlarım var. Bunlarla şey yapıyorum. Melemen ya da Arap kebabı yapıyorum. O yüzden bu büyükler iyi oluyor. Şöyle hemen ağzını kapatayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah sorunsuz sabaha bakacağım. Ağzını ben ters çevirmiyorum. Metali değirmiyorum. Yani böyle olduğu gibi koyuyorum. Sabah
kalktığımda üstleri çökükse olmuş demektir. Bazen üstte oturmamış olanlar şiş kalıyor. Onu dolaba koyuyorum. Onu hemen geri tüketiyorum. Çok da öyle de olmuyor da. Bir iki defa öyle olmuştu ama. Elimden geldiği kadar sıkıca kapatıyorum. Şunun kapağını bulamadım. O sonraya kalsın. Yine şu büyüklere doldurayım ben. Büyük küçük dolduruyorum. Büyükleri işte yaptığım yemeğe göre değişiyor. Çok kullanacaksam iki şişe açıyorum. Bir büyük bir küçük şişe açıyorum. Öyle dengeliyorum. Biraz çok doldu. Kavanozlarımı da zaten yıkamıştım. Öncesinden. Dökerken ille sıçrıyor şöyle. Şimdi iki sıra daha var. Şu ağzındaki iyi oldu. Geçen sene aldım bunu. Her zaman yapıyorum şey. Kepçeyle dolduruyorum. Ağzına işte dışına denk geliyor. Dışına sıçrıyor. Bu iyi oldu. Of, çok sıcak. Böyle hepsini boşaltacağım ben. Şöyle sonuncusu yarım kaldı. Böyle olunca ben bu yarımı burada şişede bekletiyorum. Kaynadıktan sonra içine doldurmadan önce bunun içine karıştırıp tekrar bunun içine koyarım. Bir şey olmuyor böyle de. Ocağımı aldım, tenceremi tekrar. Yıkamadım içini. Yıkamıyorum yani. Şöyle hemen yine bir sonraki için yağını koydum. Dibini örtecek kadar yağ koyayım. Şimdi kalan domatesimi dökeceğim. Bu da en son işte artık. Büyük bu da bildiğinde. Şöyle büyük görünüyor herhalde. Son seferim. Yağmışsın da. Bismillahirrahmanirrahim. Doldurdum tenceremi hepsini. Az öncekinden biraz fazla oldu bu. Tencere büyük olduğu için sıkıntı yok. Şöyle tuzunu atayım. Tuz biraz kabukların içine dediğim gibi koymuştum. Ama az gelir. Bu kadar yeterli. Kaynasın şimdi. Şimdi son sıraydı. Kapattım altını. Yeterli kadar kaynadı. Allah'ım güle güle yemeği nasip etsin. Her sene yapmayı nasip etsin. Yapamayanlara, yapmak isteyenlere yapmayı nasip etsin. Şuradaydı. Aynı bu da yine 1,5 parmak kadar eksildi. Yeter, çok böyle sos gibi pişirmiyorum eriyene kadar. Şöyle şu hali güzel. Şimdi tekrar doldurmaya başlayayım. Son doldurmaları yapacağım. Bakalım toplamda kaç kavanoz çıkmış olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Şu iki büyük kavanozum var tekrar.
Onların kapaklarını Türkiye'den almıştım. Buradaki eski iyice. Onu kullanıyorum. Şöyle sürekli karıştırarak koyuyorum. Hem suyu hem tortu birlikte gelsin diye. Konservelerimi böyle koydum. Şimdi üzerlerini sofrayla kapatacağım. Toplamda küçüklü büyüklü 29 kavanozum çıktı. Küçüğü de var, büyüğü de var. Şöyle kapattım üstünü. Kavanozun birinden ses geliyor. Onu tekrar dinliyorum. Kavanozun birinden ses geliyordu. Bulamadım, kontrol ettim. Ama anlamadım hangisinden geldiğini. Şimdi soğuduğu zaman yarın ya da yarın sabah ya da akşama kontrol edeceğim. Yerini kaldırmadan tekrar. Eğer bulabilirsem demek oluyor ki o bozulur. Onu dolaba koyacağım. Onu normal kullanırım. Bakalım artık. İnşallah bir şey olmaz. Bu arada sanırım söylemeyi unuttum. Domatesin kilosunu 1 eurodan aldık. Hani bilmek istersiniz, merak ediyorsunuz belki diye. 1 euro normalde 2.50, 2.80 şimdiki fiyatları. 1.50'ye var ama 1.50 olan çok yumuşak. Bu 1 euro. Arkadaş aldığı yerden güzel almış. İyi uygun olmuş oldu. Onu da söylemek istedim. Evet arkadaşlar, eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.